Selamünaleyküm arkadaşlar. Şu an ikinci yeraltı şehrinin ikinci bölümündeyim. Burada kalmıştım. Devam ediyorum şu an. İyi seyirler arkadaşlar. Kanalıma abone olmanızı istiyorum. Çünkü desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Bakın buradaki çıktığım nokta şu an ikinci bölüm olarak devam ediyor. Çünkü bölüm bölüm çektiğim zaman genel açıdan video kısa olursa İzleyici kitlesi daha fazla oluyor arkadaşlar. Burada bir odaya girdim. Oda göz göz takalar var arkadaşlar. Haliyle burayı hayvanlara şey olarak kullanmışlar. Bakın buradan da çıkıyorum şu an. Üst kata çıkacağım. Üst kata çıkış buranın dışından herhalde arkadaşlar. Ben normalde girişi şuradan yapmıştım. Sizle röportaj diğer videomda başlamıştı şuradan. Ama inanın 9 dakikayı geçti gezdiğim. Şuradan basamaklardan çıkıyorum. Şimdi müze kısmına doğru gelin beraber içerikli gezelim arkadaşlar. Burada bizi karşılayan büyük bir kapı girişi. Ve de üstündeki teras görünümlü yere doğru çıkıyorum. Evet. Koskocaman bir alan arkadaşlar. Buradaki süslemeleri görün. Muhteşem. Haç işareti var arkadaşlar. Kocaman bir haç işareti var. Bakın. Onun içerisinde de küçük süslemeler var. Bu haç işaretine benzemiyor. Duvarlarda da motifler var arkadaşlar. Bura tahminim ibadethaneymiş. Akustiği de çok güzel. Şuradaki alan da görün. Aydınlatma yetmezse diğer aydınlatmayı da açayım. Şurayı tam detaylı görün arkadaşlar. Evet bakın. Burada da bir oda var. Buradan da diğer tarafa da geçiş noktası. Burası İki bölüme ayrılmış. Çok büyük. Yaklaşık 6 metre var arkadaşlar. 20 metre de uzunluk var. Burada burası da aynı şekilde biraz küçük, biraz işçilik zayıf olmuş burada. Süslemeler yok haliyle. Ve çiviler hala duruyor. Günümüze gelmiş. Şırappanalar var gene aynı şekilde. Üzüm çok önemliymiş. Burası da tandır. Yani ısınma amaçlı kullanılıyor. Böyle devam ediyor arkadaşlar. Daha bitmedi. Bakın. Şimdi buradan büyük o salona geldiğim noktadan şimdi asıl gizemli olan nokta var arkadaşlar. Buradan öbür odalara geçiyor daha sonra. Şimdi yukarıyı bir keşfedelim. Burası aşağıdan bağlantısı yok yeraltı şehrinden. Çünkü kazmaya vakitleri bulunmamış. Tahminin projesini çizmişler. Benim kazıyorlarmış kalmış dedim ya. Oradan buraya yer açıyorlarmış. Açamamışlar arkadaşlar tahminin. Ne düşündüklerini bilemem. Şimdi buradan çıkacağım. Burası biraz riskli. Dikkatli şekilde çıkmam lazım arkadaşlar. Videoyu da kapatmayacağım. Tutacak yerler de müsait. Ama bayağı bir 3-4 metre yukarıda arkadaşlar. Şöyle tutayım. Telefonumu ayağımı buraya basayım. Buradan da buraya. Dedim ya buralara alışkın olduğum için çocuk oyuncağı geliyor. Ama yaprak serdaki beni çok büyülemişti arkadaşlar. Evet. Buraya çıktığım nokta güvercinlik olarak kullanılmış. Bakın. Gördünüz mü? Şurada da küçük bir yaşam alanı varmış. Artık gübresini buraya mı stokluyorlardı bilmiyorum. Çünkü dışarıda muhafaza edemedikleri için buraya getirmiş veya bir de oraya toplanan dışkıyı şuraya dolduruyorlarmış arkadaşlar. Eskinin gübresi yani. Buradan bakın balkona çıkıyorum. Balkonda da aynı şekilde güvercinlik
motifleri ve yuvaları belli be. Bakın. Burada da bir ufak bir süsleme var. Bakın. Sizlere bulunduğum alanı seyredin. Bakın arkadaşlar. Şu karşıların dün tamamen bakın noktasında gezmiştim. Bugün de buradayım. Güzel yurdu gez gez bitmiyor arkadaşlar. Kilise cami de burada. İnşallah içerikli videosunu çekeceğim. Takip ederseniz beraber gezmeye, beraber güzel yurdun keşfederiz inşallah. Buradan arkadaşlar şimdi manzarayı çektikten sonra buradan iniş yapacağım. Buranın daha üstüne çıkış noktası yok. Buradan tekrar geldiğim yerden aşağı ineceğim arkadaşlar. İnerken de geldiğim yere bir bakın. Gördünüz mü? Burası çıktığım nokta ama kolaylıkla çıkılıyor. Böyle göründüğü gibi zor değil ama herkes de çıkamıyor. Siz çıkamayan kişiler için ben de sizin için çekim yapıyorum bakın arkadaşlar. Siz de izlerken de kanalıma abone olursanız çok memnun olurum. Kapadokya Harika TV desteklerseniz burada biraz durutacağım arkadaşlar. Evet, iniş yaptım arkadaşlar. Şimdi diğer tarafa geçiş yapacağım. Bakın. Bu büyük salonu çekmiştim. Burayı yukarıya çıkıp aşağı inince çekeceğim demiştim. Buradan da bizi karşılayan büyük bir oda ama buralarda işte dedim ya bir şeyler ambar gibi kullandıkları noktalar. Şuradan da diğer tarafa geçiş noktası. Ben oradan direkt öbür videoda geçiş yaptım arkadaşlar. Size zaten şu şırapmanayı da çektim. Tekrar buradan inmiyorum. Şimdi sizlere dışarı çıkıp şu odaya geçeceğim. Buradan geçit vermiyor. Gelin bakalım buradan. Şu an bakın bulunduğum alanı da seyredin arkadaşlar. Çünkü iki bölüm yapmayınca burayı bak geçit yapamadığım yer buraydı. Şu an burası bir yaşam alanı. Camlar burada dışarıya açık. Buradan dışarıya şuradan çıkış var ama çıkabilir miyim bilmiyorum arkadaşlar. Öbür taraftan yok. Buradan çıkacağız. Hadi bakalım çıkalım.